Arkadaşlar merhaba. Bugün bahsedeceğimiz konu sözleşmeli er ne iş yapar? Bu konuda arkadaşlar bugün sizlere bilgi vereceğim. Çünkü son zamanlarda sözleşmeli erlere merak saran birçok aday görüyorum. Ve sözleşmeli erliği kazanıyorlar. Raporu veriyorlar. Eğitime gidiyorlar. Eğitimde eğitim bırakıp evlerine gidiyorlar. Ne oluyor? Gerçekten sözleşmeli er olmak isteyen, içinden gelen, kalbinden gelen kardeşlerimize nasip olmuyor ve merak saran, ne olduğunu bilmeyen böyle insanlar eğitime gidip eğitimde bırakıyorlar. Bir heves uğruna, bir merak uğruna gidiyorlar. Sözleşmeli er olmak için böyle bir yola başvuruyorlar. Ama gel gör ki eğitimdeyken bırakan binlerce insanlar var arkadaşlar. Çünkü içinden gelmedikten sonra bu vatan millet sevgisi boş kardeşim. Ben bugün bu konuyu dile getireceğim arkadaşlar. Sözleşmeli er ne iş yapar? Bunu ayrıntılı bir şekilde söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Kafanıza gerçekten yatarsa bu yola başvurun arkadaşlar. Çünkü bir merak uğruna, bir heves uğruna giderseniz herkesin hakkına girmiş olursunuz. Gerçekten bu yolda sözleşmeli er olmak isteyen kardeşlerimiz olamıyor ve olmak istemeyenler merak uğruna gidiyor. Böyle bir yola başvuruyor ve eğitimde bırakıyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra da milletin hakkına girmiş oluyorlar. Kul hakkı diye bir şey var arkadaşlar. Ben bugün bu konuyu dile getireceğim. Sözleşmeli erler ne iş yapar arkadaşlar? Haydi başlayalım. Sözleşmeli er ve erbaşlar, vatani görev yapmakla yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 sayılı kanun hükmünden sözleşmeli erbaş ve er kanunu esaslarına göre istihdam edilir ve erbaş ve erlerin kadrolarında görev yapan askerlerdir arkadaşlar. Kanunda bu şekilde yer alıyor arkadaşlar sizlerin. Sözleşmeler olmak isteyen kardeşlerimiz bu şekilde kanunda yer alıyor maddeler halinde. Şimdi arkadaşlar esas konumuza gelelim. Her şey kanunla bitmiyor. Yani kanunda yazan kanunda uygulanıyor mu? Uygulanmıyor mu? Onun için bugün bu konuyu dile getirmek istedim. Şimdi arkadaşlar sözleşmeli er olmak isteyen kardeşim öncelikle şunu düşünsün. Ben bu yola başvuracağım. Başıma neler gelebilir? Eğitimdeyken zorlanacağım. Bunun hani kolay ekmek yok bu dünyada arkadaşlar. Hani ekmek aslanın ağzında diye bir laf var ya. Kolay ekmek yok kardeşim. Önce şunu düşüneceksin. Ben bu eğitime gideceğim. 3,5 ay boyunca eğitim göreceğim. Eğitimdeyken yeri gelecek zorlanacağım. Yeri gelecek çile çekeceğim. Yeri gelecek sefasını çekeceğim. Bunu başta düşünecek kardeşim. Hani sözleşmeler olacak kardeşim. Bunu başta düşünecek. Eğitiminiz 3,5 ay boyunca sürer arkadaşlar. Sizlere yanaşık düzen, ondan sonra şınav, mekik, askeri hazırlıklar, yani askeri antrenmanlar gösterirler. Her şeyi anlatırlar oradayken arkadaşlar. Eğitiminiz çünkü 3,5 ay boyunca olacağı için 110-120 gün boyunca sizleri çığ gibi yapacaklar eğitimdeyken arkadaşlar. A'dan Z'ye bir asker nasıl olur? Askerler nasıl kendini zımba gibi yapar? Yani öyle bir eğitim göreceksiniz arkadaşlar. Kolay bir eğitim değil bu dediğim, hani orta düzeyde bir eğitim arkadaşlar. Ama her şey şunu söylemekle başlar. Gerçekten içinde vatan millet sevgisi varsa, ileriyi düşünüyorsan, geleceğini düşünüyorsan bu yola başvur kardeşim. Ama içinde heves yoksa, ben bir gideyim bakayım kafama yatarsa devam ederim. Öyle şey olmaz kardeşim. Öyle düşünüp gidersen eğitimin birinci, ikinci gününde bırakıp gidersin zaten. Sonra ne olur? Kul hakkına girmiş olursun. Gerçekten olmak isteyen kardeşim ve engel olduğun için kul hakkına girmiş olursun. Bundan sonra da sıkıntı yaşarsın. Bütün ömür boyu sıkıntı yaşarsın. Çünkü bunun hakkı çok sıkıntılı bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sözleşmeler ne işe var? Eğitim biter. Sizlere her şeyi gösterirler. Sözleşmeler her sabah kalkar. Tıraşını olur. Ondan sonra kamuflajını giyer. Saç tıraşı, sakal tıraşı. Ondan sonra koltuk altı. Bunun ayıbı yok arkadaşlar. Koltuk altı, bel altı, karın altı. Yani bunların tıraşını olursunuz güzelce arkadaşlar. Her sabah tıraşınız düzenli bir şekilde olursunuz. Ondan sonra güzel bir kahvaltı yaparsınız. Kahvaltınızı yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi içtima düzeni alırsınız arkadaşlar. İçtima. Herkes toplanır, sayım yapılır. Mesela 100 tane adam varsa sağdan soldan 1,
2, 3 diye askerliğini yapan arkadaşlarımız bilir. Sayım yapılır, sayımdan sonra da eğitim başlar arkadaşlar. Görevdeyken bile sizlere eğitim verirler arkadaşlar. Yani eğitim sadece eğitim birliğinde bitmez. Eğitiminiz görev yerlerinde de olur arkadaşlar. Eğitiminizi alırsınız. Eğitim biter, görev alırsınız. Görev yerleriniz belli olur. Ondan sonra her sabah sakal, ondan sonra koltuk altı, bel altı, karın altı tıraşınız olursunuz. İçtimaya geçersiniz. Sayım yapılır. Ondan sonra bölük komutanın insafiyetine göre eğitim alırsınız. Eğitim alırsınız. Eğitiminiz biter. Ondan sonra da işte sizlere alayda yapıyorsanız alay içinde görev verirler. Kışla da yapıyorsanız kışla içinde görev verirler. Akşama kadar sözleşmeler nöbet tutar mı? Nöbet tutar arkadaşlar. Sözleşmeler evde nöbet tutar. Çünkü bir uzman çavuş, bir astsubay nöbet tutuyorsa sizler de tutarsınız arkadaşlar. Nöbetlerini 8 saat aralığında tutarsınız. 8 saat tutarsanız 8 saatin sonunda artık sizin mesai saatleriniz bittiği zaman, bittiği için de gidip yemekhanede televizyon da izleyebilirsiniz. Koğuşunuza oturup takılırsınız. Yani bunlar bu şekilde gider arkadaşlar. Hani korkmanıza gerek yoktur. Görev askeri olursanız arkadaşlar, sözleşmeli erlikte de görev askerleri vardır. Mesela görev askeri nasıl olur? Berberi olur, sözleşmeler olur, berber olur bu kardeşim. Sabah dükkanını açar, akşam dükkanını kapatır, berberdir. O şekilde görev askeridir. Aşçısı olur, yemeğini yapar, yemeğini kızdırır, yemeğini verir. Ondan sonra başka bir iş yapmaz. Ondan sonra yani nasıl diyeyim arkadaşlar? Gece koğuşçusu, gündüz koğuşçusu, görev askerleri diye bir sistem var. Askerliğini yapanlar da bunu bilir zaten. Görev askerleri olmayan kardeşlerimiz de gün içerisinde kaç tane asker varsa o asker aralığında saatine bölüm yaparlar, nöbet tutarlar. Nöbet yoksa eğitim yaparlar. Eğitim yoksa arkadaşlar alay içerisinde sizlere iş verirler. Hani şunu yap, bunu yap, şunu yap. Zor bir iş değil yani, bildiğiniz gibi hani kazma kürek alırsınız ama hani böyle bir gün iki günlük işte ot yol mot yol. Böyle bir iki saatlik bir iş arkadaşlar. Yeri gelecek gerçekten ot yolmak isteyen kardeşlerimiz bile olacak arkadaşlar. Hani bu imkanlara sahip olacak insanlar bile olacak. Onun için arkadaşlar yani sözleşmeli erin hayatı böyle başlar. Dediğim gibi saç, sakal, tıraş, ondan sonra kahvaltı, ondan sonra içtima, ondan sonra nöbet, ondan sonra görev. Bu şekilde gider arkadaşlar. Yani mesela batıda yapıyorsanız bu şekilde gider. Doğuda yapan bir sözleşmeler kardeşimin görev yerleri de farklı yerlerde olacağı için, hudut bölgelerinde ve sınır bölgelerinde olacağı için, Suriye gibi yerlerde yaparlarsa bu dediklerimin bazı şeyleri kısıtlı olur arkadaşlar. Yani mesela sakalmış, saçmış, bunlar birazcık imkanı olmayan şeyler olduğu için bunlara müsaade edebilirler. Saç, sakal, tıraş gibi şeylere müsaade edebilirler. Ondan sonra banyonuz kısıtlı olur. Banyonuz kısıtlı olur. İçtimalarınız olur. Ondan sonra nöbet tutarsınız belirli yerlerde. Maaşınız yüksek bir miktarda olur arkadaşlar. Rahat olursunuz. Doğuda rahat olursunuz arkadaşlar. Batıda bazı şeyler kısıtlıdır. Doğuda da bazı şeyler kısıtlı olmayabilir batıya göre. Onun için arkadaşlar hayatınız bu şekilde düzenli bir şekilde geçer. Her zaman nöbet tutar mısınız? Tutmazsınız arkadaşlar. Yeri gelir tutmazsınız. Şimdi diyelim ki siz görevdesiniz. Nerede yapıyorsunuz? Diyarbakır'da sözleşmelersiniz. Sizden sonra gelecek kardeşlerimin mesela sen tuvalet yıkıyorsun. Ondan sonra o tuvalet yıkar. Hani el değiştirirsiniz arkadaşlar. Sözleşmeler içtimayı da temizler. Ondan sonra sigara çöpü de toplar. Tuvalet de yıkar. Banyo da yıkar. Bunu sadece siz yapmıyorsunuz arkadaşlar. Gözümle uzman çavuşun tuvalet yıkadığını gördüm ben arkadaşlar. Hani bunun şakası makası yok. Bu işi gerçekten istiyorsanız bazen gerçekten çile çekmeniz lazım. Zorlukları görmeniz lazım ki bir gün geldiğinde sefasını çekerken biri size "Oh, hayat ne güzel" dediğinde verebileceğiniz bir cevap olacak arkadaşlar. Onun için benim düşüncem önce zorluk çekin, sonra sefasını çekin. Hani kolaydan başlarsanız sonra zorluğu görürseniz sizin için daha kötü olur. Önce zorluk, sonra kolaylık. Önce çile, sonra sefa. Bu işler böyledir arkadaşlar. Gerçekten sözleşmeler olmak istiyorsanız bunlara katlanmanız lazım. A'dan Z'ye kadar ben sizlere anlattım elimden geldiğince arkadaşlar. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Beni iyi dinlemişsinizdir umarım, çünkü ben hani anlatırken bile biraz şifreli konuşurum. Neyin ne olduğunu bilirsiniz.
Kanalıma da abone olup like atıp bildirimleri de açarsanız bana en güzel desteği vermiş olursunuz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.